Şimdi hafta sonu galiba birazcık olayla geçmiş diye duydum bu arada. Ne oldu Melisa? Akif nerede bu arada? Akif yine triplerde. Triplerde Akif. Neden? Neden? Ben hafta sonu gitmek istedim. Zaten burada da söyledim. Nereye gidecektin? Adana'ya gidecektim. Orada amcam var. Sağ olsunlar, ekipler de biletimi aldılar. Bindim otobüse. Saat gece 2'de bu bana mesaj attı. Aşkım ne yapıyorsun diye. Ama ondan önce de zaten... Ama otelde bir tartışma olmuş. Ne evet, oldu? Evet. Ondan önce şöyle bir şey oldu. Bu benim zaten Adana'ya gideceğimi biliyordu. Evet. Ben buna dedim ki kartını dedim yedeğini bana ver. İki tane aynı karttan var. Kartın yedeğini dedim bana ver. Yol hali bu dedim yani. İlla ki paraya ihtiyacım olur. Hani tuvalet ihtiyacı olsun, yemek olsun vesaire. Bu bana kartı verdi. Dedi ki karttan dedi nakit para çek dedi. Kartı bana geri getir dedi. Gittim ben parayı çekmek için, şifre yanlış dedi. Sen dedim benimle dalga mı geçiyorsun? Hani şifreyi yanlış verip yani kartımı kullandırmamak istiyorsun. Eğer ben orada o parayı çekmeye çalışmasaydım belki yolda ihtiyacım olacaktı. Yolda kalacaktım ben parasız bir şekilde. Sonrasında bu işte sana güvenmiyorum, paramı harcayıp gideceksin falan diye bağırmaya başladı. Ondan sonra işte üstüme falan yürüdü. Sen dedi annene dedi işkenceler yaptın dedi. Şimdi bana gelip burada dedi kadınlık mı taslıyorsun dedi. Çok iyi bir şey olsan dedi annen baban kabul eder dedi. Ben de Akif aldım. Akif gelmiş. Gel Akif. Sen de dinle. Ya nasıl yüzsüz bir adam bu senin ya. Senin için yüzsüz. Bu ne? Ne oluyor? Yüzsüz köpek. Bu ne? Böyle benim önümde kadını böyle ittirip kaptırma. Dur. Özür dile Melisa'da. Yüzsüz. Tamam kapatayım. Tamam ben kapatırım. Dokunduğun için özür dile. Ne özür dileyeceğim? Hanım hanım veriyor. Özür dile önce. İstiklamda adam tamam, sütü atıyor. Tamam onunla konuşacağım. Rezil diyor. Önce konuş. İki senedir ekmeğe mi yedi bu? Nerede ekmeğini yedin be? Bir dakika. Sen mi baktın bana? Ne oldu? Ne oldu? Akif. İki senedir senin sırtında başladım. Ekmeğimi yedim, paramı yedim. Nasıl oldu böyle? Akif, önce ittirdiğin için özür dile. Ne özür dileyeceğim? Olmaz. İttirdiğin için özür dile, devam edelim. Dileyeceksin. Özür dile. Özür dile. Ya ne özür dileyeceğim abi ya? İttirme. Benim iki senedir ekmeğimi yesin, sırtımda başlayayım. O zaman izleyicilerimizden. Tamam, İzleyicilerimizden özür dile. Allah Allah. İzleyicilerimizden özür dile. Özür dilerim, sıkıntı yok tamam. Ya. Şimdi devam edelim. Ne oldu Bülbülize bu kadar nefret? Şimdi ne oldu? Esra Hanım. Ne oldu? Sonrasında bu bana geldi dedi ki sana güvenmiyorum. İşte ananın babanın yanına git. Birincisi ananın babanın yanına git diyor. Gidecek bir ana baba kapısı bırakmış mı? Ya annem bırakmış diyor mı bana, diyor? Hala bırakmış mı diyor ya? Kızım gelsin. Benim konuşmama izin versin. Sonra kendi de konuştum. Ben susayım o konuşsun. Gidecek bir anne baba kapısı bana bırakmış mı? Teyzeme gitsem teyzemin evinde kavga çıkarıyor. Şimdi şurada kaldık Melisa. Sen şunu anlatıyordun. Sen banka kartını vermişsin. Sonrasında ya, para çeklemişsin. Şifre doğru çıkmamış. Evet. Sonrasında ben bunu dışarı çağırdım. Hatta çok yakın gördüğüm bir teyzem de yanımdaydı. Teyze dedim senin telefonunu bana ver. Ben buradan Akif'i arayayım gelsin parayı versin bana dedim. Aradım geldi. Artık o esnada kartın şifresini söylediği rakamlara mı değiştirdi ne yaptı bilmiyorum. Geldi parayı çekti. Orada bana bağırmaya başladı. Ben de aldım kartı yere fırlattım. Al dedim kartını dedim. Ne yaparsan yap dedim. Seni de istemiyorum paranı da dedim. Ondan sonra otele gittik. Yemek yedim. Yemeği de zaten zor zor yedim. İki lokma. Çünkü dik dik bakıyor sürekli. Niye dik dik bakıyor? Sinirleniyor. Sinirleniyor. Yani senin gitmeni istemiyor mu? Gitmemi istiyor. Gitmemi istiyor. Ondan sonra yemeği yedim ben. Yukarı çıktım. Sakinleşsin diye biraz ortalığı falan topladım. Sonrasında bu tekrar geldi bana. Böyle böyle sen niye beni kıskanıyorsun ikide bir? Ben Özlem Hanım'a çiçek geldiğinde ben kıskanmadım. Sinirlendim.
bilmem ne dalga geçmek için öyle yaptım. Artık dedim lan, yeter. Lan deli olacağım ya. Senin yaptığın dedim olacağım, artık yeter. Vallahi olacağım ya. Bu ne babanı ya? Babanı dedim otelde döven sen. Babanı dedim Allah kanalda ittiren sen. Otelde döven sen. Bunları ya. Yapan dedim sensin. Benim dedim evlatlığıma mı laf edecek insansın sen dedim. Hı-hı. Aldım çantamı çıktım. Ya. Evet. Ondan sonra peki ben şunu merak ediyorum. Anlatacağım. Kendini vurmasana kendine. Ya ne oldu? Tamam. Böyle anlattığı gibi gitmiyor mu konu? Ya demek istediğim şu. Ben bu kartı verdim ya abi. Evet. Verdim abi. Bu böyle. Kredi kartı, para kartı. Kredi kartı değil. Hesap kartı. Evet. 25.80. Evet. ATM'ye gitti soktu bunu. ATM'ye sokunca 25.80 girmemiş de başka bir şey ne girmiş. Ne oğlum konuşuyorsun? 25.80 girdim ben. 25. Peki 25.80 girdiysen diyorum. Sen kartı soktuktan sonra diyorum. Sen orada şifreyi değiştirdin otel zeytin. Değiştirdim diyor ya. Değiştirdim diyor ya. Değiştirdim diyor ya. Ben nasıl çektim ya? Ben nasıl çektim diyorum ya? Ben o zaman ATM'ye gidip ben nasıl çektim diyorum ya? Hırsından kızarıyorsun, kızarıyorsun. Sakin sakin ol. Otur, Allah'ım otur. Yarabbim ya Resulallah. Hırsından kızarıyorsun. Deli. Lan ben nasıl çektim diyorum. Bilemem. 25.80 girip ben nasıl çektim diyorum ya. Niye bu kadar kızıyorsunuz? Şifre yanlış hatalı olabilir. Ben nasıl çektim gittim de ben nasıl çektim diyorum ya. Tamam diyelim şifre hatalı. Oldu. Sen onu Akif'in bilerek değiştirdiğini evet. düşünüyorsun ki sen para Allah'ım çekeme Allah'ım. Öyle mi? Evet hani öyle bir şey Akif'in olabilir mi Akif? Akif'in amacı şu. Hani parası az ve kısıtlı 300-400 bir parası var. Tamam. Onu da alıp da ben harcamayayım diye şifreyi değiştirmiştir. Peki sana bir şey soracağım. Herkese soruyorum buradan. Sor. Allah bir kere razı olsun buradan yardımlar veriliyor. 200 lira yarım saat sürmüyor arkadaş ya. Ne yapılıyor para? Dürüp büküp bir tarafıma koyuyor. Buyur. Vay be, vay be. 70 lira. O paranın yarısını peki. kime veriyorum? Aç köpek. Aç köpek. 120. Ne diyorsun ki internet sitesinden hemen bir alışveriş yapıyorsun Melisa. İhtiyacım var. Ne alıyorsun mesela? Yani. Ne alıyorsun? Onu ben alayım. Ya bir kadının ihtiyacı olabilecek şeyleri alıyorum yani. Tamam. Ha sen ihtiyaçlarını alıyorsun, evet. Biriktirmiyor diyor. Ya çok mu harcama yaptığını ihtiyaçlarını düşünüyorsun? İhtiyaçlarını alsın, kulun kölen olayım. İhtiyaçlarını alsın, sorun değil. Allah bin kere razı olsun, kötülemiyorum bak. Diyorum ki, yarın bir gün ne olur ne olmaz. Buradan iş ayarlıyorlar. Gidiyor mu? İş ayarlıyorlar. Anca yan gelip yatıyor bacağını kaldırıp. Yan gelip yatıyor. Çalışmanın da doğru ya. Söylüyor. Bu bana. Kadın da doğru söylüyor. Ne ben oldu? Bu zamana kadar buna kızıyordum ne da. Oldu? Özler neyi doğru ne söylüyor? Oldu? Bunun ne kadar yanlışlık olduğunu. Bahala ya. Bahala ya. Şimdi Melisa sen Özlem'i mi haklı bulmaya başladın? Evet. Çünkü bakın. Ben otobüse bindim. Evet. İsterseniz kamera kayıtları da vardır otobüs garında. Evet. Saat 12'de benim otobüsüm kalktı. Otobüste internet yok diye muavinden rica ya ettim. Abi dedim böyle böyle. Nasıl ben, kurtulacağım ben bundan ben ya? Ben nişanlıma... Şşş. Bahala ya. Kötü kötü söz söylemeyin. Bahala tamam. Kurban olayım ya. Benim Instagram'a story atıyor. Numaramı paylaşıyor niye ya. Yaptım? Oh, niye paylaşıyor? Oh canım. Bana Allah'ım bir şey yok mu bir ya? Bir dakika sırayla gidelim. Bir şey yok mu ya? Ona da geleceğim. Niye paylaşıyorum? Rezillik diye. Ona da. Ona da anlatacağım. Anlatacağım. Bir sakinleş gel hadi. Müsaade et de anlatayım. Allah'ım dur abi ya. Bir sakinleşsin gel. Bana gülüyor ya. Akif bir sakinleş gel. Bir müsaade et de anlatayım. Bir müsaade et. Numaramı niye paylaşıyorsun sen diyorum ya. Abicim anlatayım diyorum. Suç bu suç ya. Suç da suç ne yapayım. Senin yaptığın da suç. Hadi. Manyak. Hadi çocuklar. Ondan sonra ben bindim otobüse. Evet. Muavinden rica ettim. Abi dedim benim nişanlım dedim şu an dedim otelde dedim haber bekliyor benden dedim. Ben ona dedim bir internetinizi açın yazayım otobüsün interneti çalışmamış. Adam Allah razı olsun açtı internetini. Ben buna mesaj attım. Ben dedim otobüse bindim. Akif'e mesaj atıyorsun. Evet. Haber veriyorsun ha, ona. Hani merak etmesin diye dünyanın bir niye kavga ettiniz var. Zaten niye onu merak ettiniz? Kavgadan etmesin? Sonra bu... Bindin mi diye yazmış bana. Ha, sen de ona cevap ha. vermek istedin. Ben de dedim ki bindim dedim. Hani dünyanın bin bir türlü hali var. Bir şey olur, bir şey gelir. Yok. Bindin mi diye yazmışım. Yok Allah'ım sakin ol. Bindim diye yazmış. Gel otur. Otur. Bindim mi diye yazdım. Sakinleştin mi biraz? Yok iyiyim iyiyim. Vallahi iyiyim. Dur. Çok iyi. Vallahi iyiyim. Kur'an çatlayayım. Vallahi iyiyim. Ama bak benim anlatmama izin vermiyorsun. Ya kardeşim ben de sana diyorum ki seni burada kötüleyecek değilim. Diyorum ki ben Instagram'a süt arıyor diyorum. Ya anlatın.
konuşacağım. Git oraya şikayetçi ol. Git şikayetçi ol. Bir dakika. Tamam, iyi. Bir dakika bir dinleyeyim. Sen bindim diye mesaj attın sonra. Bindim diye mesaj attım ben buna. Tamam. Ondan sonra bu böyle bir tripli yazmaya başladı. Ne yapayım bilmem ne falan diye. Ben dedim hayır bir şey mi oldu dedim. Yapayım? Niye soğuk davranıyor dedim. Ondan sonra ben bunu görüntülü aradım iki kez. Açmadı reddetti şarjım az dedi. Tamam dedim. Tamam. Niye dedim soğuk davranıyorsun dedim. Ben dedi yarın dedi. Yayın, bak yalansa yalan de. Allah'ım ben dedi yarın dedi yayına çıktıktan sonra dedi eşyalarımı alacağım dedi babamın yanına gideceğim tamam, dedi. Tamam dedim bunu ben de dedim evet. Çalışmak için gideceğim et, dedim. Bana bir müsaade et. Ayrıca da dedi bir adamla tanışmış buradaki. O ev ayarlayacağım demişti ikimize de. Hı hı. O adamla konuştun mu dedim. Madem öyle dedim yayından ayrılacaksın dedim. Adamla dedim konuştun mu dedim. Konuştum dedi ama dedi yok dedi. Hı hı. Ben dedi eşyalarımı alacağım babamın yanına gideceğim. Eşyalarımı oraya bırakacağım çalışacağım dedi. Ben dedim ben ne olacağım dedim. Ben dedim Adana'ya gidiyorum ama dedim. Bunların dedim beni alıp almayacağı belli değil evlerine dedim. Almadıkları zaman dedim ben ne yapacağım dedim. Hı. Ondan sonra bu da bana dedi ki ne yaparsan yap. İster sığınma evine git ister şeye git dedi. İsterim bu öyle deyince istemiş. Ben de sinirlendim. Yani aslında Özlem'in dediği burada haklı evet. Çıktı diyorsun. Aha. Bu öyle deyince ben de sinirlendim. Gittim bunun numarasını Instagram'da paylaştım. Bana dedim böyle böyle. Niye paylaştın? Niye bana paylaşıyorsun dedim, kazık, diyorum. Bak benim konuşmama izin ver. Benim konuşmama bir izin ver. Herkesi manipüle edip de kendine inandırma. Sahtekar. Erdal abi aradı. Sahtekar. Bak iki yaltı orada geçir. Küfürleri eden kendinsin. Tamam. Dur şimdi sonra onu konuşuruz. Bir dakika dur. Kendinsin. Sen neden sosyal medyanda paylaştın numarasını? Neden paylaştım? Çünkü bana küfür edip argo bir kelime kullanıp beni engelledi. Hı hı. Ben de buna sinirlendim. İsterse gitsin şikayet etsin umurumda değil. Ben de buna sinirlendim. Allah'ım kurban oldu. Gittim numarasını paylaştım. Altına da yazdım ki bu adam dedim beni kandırıp Adana yoluna düşürdü. Şimdi de dedim böyle oyun yaptı bana dedim. Ha. Neyi kandırdı? Ya şimdi zaten seni istemeyeni istemeyen bana dedi ki. Bana dedi ki. Sen dedi Adana'ya git dedi. Adana'ya gittikten sonra dedi amcangil eğer seni kabul ederse güzel davranırsa dedi. Tamam ben de geleyim. Ben de... Bu arada Allah'ım paylaşılan biz numaraları sildik. Arayın, gösterelim paylaşımı. Arayın rahatsız edin gösterin nasıl bilmem ne yapılırmış. Ona da bu durumların hepsini atın nasıl rezil olduğunu bilsin. Bahane. Bunlar çok yanlış hareketler ama. Sıkıntı yok gitsin şikayet etsin. Zaten polisi de aramış git. Ay bunu niye yaptın Melisa? Sebebi ne bunun? Sinirlendim çünkü. Bahane. Kendi sinirlendiği zaman birilerinin üstüne yürüyor birilerinin üstüne atlıyor ya. Hayatınıza sahtekar insanları alırsanız sizi böyle ortada bırakırlar hiçbir şey olmamış gibi giderler. Tamam. Orada argo bir kelime var evet. Evet başka? Profilini paylaştım. Bu adam şiddet bağımlısı işkenceci adamın tekidir. Buna niye kesin... duruyor diyorum ya? Bunu da babası için peki, yazdım. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle mi Akif böyle biri mi? Babasına yaptı ya onu anlatmak istedim. Ya kötü Akif, bir şey ne oldu, demiyorum. Söyle. Ben de diyorum ki kötülemiyorum kardeşim ya. Ben de gideyim de işime gücüme peki, bakayım. Peki Akif sen nasıl karar verdin babanın yanına gitmeye? Madem baban bu kadar iyiydi niye adamı dövdün otelde burada? Bahala, niye otelde dövdün? Dövdün diyor. Ne dövmesi ya? Otelde babasına yumruk salladı adamı yere düşürdü. Otelde. Geçen sene evet. Geçen seneden evet. Bahsediyorsun. Peki, madem baban bu kadar iyiydi niye adamı dövdün? Niye adamı babam rezil ettin? Akif şunu merak ettim. Babam, şu babanından bahsetmiyorum. Sen... Yemedi diyor ya. Ya yemedi diyor ya. Ne oldu ya. Anlatsana Akif. Ne oldu? Ya abla. Baban seni mi aradı? Ben güzellikle diyorum. Sen teyzen oraya git. Kabul etmedim. Etmedim. Sıkıntı yok. En azından bir ay dur. Lan ya. Kabul edilmeyen yerde nerede duracağım bir ay? Kadın evini alır mı almaz mı? Nerede duracağım bir ay ben? Allah'ım kurban oldum. Allah. Ama Melisa kurban sen oldum. Yerin yok diye mi Akif'e döneceksin hayır. Mecbur? Ben neden döndüm? Sakarya'da ya indim ben. Ya benim sıkıntım. Sırf bu küfürleri... Ben Sakarya'da indin mi? Evet. Sakarya'ya geldi otobüs. Baktım bu küfür edip engelledi beni. Ben dedim bu küfürün altında kalmam. Ya ben de küfür ettiğim ne biliyor musun? Küfür ettim. Yok küfür söyleme burada. Yok küfür ettiğim ne biliyor musun? Ne halin varsa gör. Ha, ondan sonra da namussuz diye küfür ettin. Onun açılımını. Tamam da diyorum Instagram'da benim numaram paylaşıp da niye rezil ediyorsun diyorum. Kötü sen bir şey demiyorum ya. Sen bana oyun yaparsan. Bahar oyun diyor ya. Oyun diyor abi ya. Peki Akif. Yırt kendini yırt. Akif
Yırt. Abi şuna bak ya. Peki Akif şunu anlat. Baban ya Allah çok çabuk lan. Sahtekar. Lan gelirken Mecidiyeköy'de Allah kitap çapsın. Keşke kamera çekseydim ya. Nerede aranıyor? Keşke kamera çekseydim. Ne oldu? Polis çevirdi beni. Kim, TC kimlik numaramı. Bana ne? Kocan mısın? Bana ne? Seni çevirdi polis. Bana ne? Niye çevirdi polis? Ya arama varmış. Evet. Polis çevirdi TC'mi verdi. Tamam. Polise TC'mi verdim. Geç bir oğlan. Ondan sonra aferin dedi. Bu zamana kadar suça bulaşmamışsın dedi. Tamam, çok iyi. Bir şey sorabilir miyim dedim. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Özür dilerim dedim. Bir şey sorabilir miyim? Benim dedim nişanlım dedim. Ondan sonra nişanlın mı? Hani yüzük? Allah'ım hani? Bir dakika anlatayım. Bir dakika anlatayım. Bir dakika Melisa bir anlatayım. Bir dakika anlatayım. Ne dedim? Benim nişanlım? Benim nişanlım dedim 4 gün girdi çıktı yaptı cezaevi. Tamam bunu biliyor zaten bir herkes. Bir dakika anlatayım bir dakika. Bir bitirsin. Sonra? 4 gün girdi çıktı yaptım. Yaptı dedi. Dedim ben. Ondan sonra hiçbir imzaya gitmedim. Ankara'ya dedim imza atılıyor denetim servisine. Evet. Aranma çıkmış mıdır çıkmamıştır. Sadece bu kelimeyi istiyorum dedim. Bayağı çoktan çıkmıştır. Çıkmıştır. Diyor. Aranma çıksa ben devletten bakıyorum. Uyap'tan da bakıyorum görünür. Milleti kandırıp da. Şeye getirmek için yalan konuşma. Yani Allah'ım sen aranma çıkmış mıdır ya. Diye mi Ankara'ya buraya gelirken neyle geldik biz? Otobüsle. Balıkesir'e giderken neyle peki bir şey söyleyeceğim. Ben o yüzden sahtekar. Bu konunun ne alakası var bunlarla? Sahtekar diyor bu konunun bana ya. Bununla ne alakası var? Ya abla kötü bir şey demiyorum. Gitsin işine gücüne baksın. Kötü bir şey demiyorum. O yüzden mi işime engel oldun? Hangi işe? Banyoda saklanıp da işime engel oldun. Şimdi ya çalışacaktım ben. Diyor ya. Banyoda saklandım şimdiye çalışıyordum ya. Be. Ya kötü peki, bir şey Akif, demiyorum ya. Akif şunu merak ediyorum. Ne oldu da siz ayrılmaya karar verdiniz bir anda? Ne oldu? Ya abla. Sevdiği bir insanı diyorum. Sevdiği bir insanı. Şu sitörlerde beni paylaşır mı ya? Sen bana küfür edersin. Şey niye paylaşıyorsun diyorum ya. Peki şimdi oraya... Polise ben gösterdim. Dün gece Bekçiler Otel'e geliyor. Ben gösterdim. İstediğine bu suç göster, diyor ya. Bir de selam söyle. Bahala ya. Böyle bir şey yok abi ya. Kurban olayım ya. Sen niye geldin buraya? Niye geldin kendini göstermek, tepinmek için mi geldin? Bahala ya. Biraz daha kendini rezil Allah'ım etmek için Allah'ım ya. Akif. Ben şunu soracağım. Ben şunu merak ediyorum. Giderken sen baban mı seni çağırdı da babanın yanına gitmeye karar verdin? Ya babam beni aradı Esra. Evet. Babasının aradığı bile yok. Babasını arıyor da telefonları açmıyor. Sonra ya. Baban aradı ya ne dedi? Sussana ya. Sakin ol Akif. Sussana bir ya. Sakin burada ol. Kendine beni sakin et. Soru soramıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Akif baban aradı ne dedi sana? Ya babam Antalya'daymış. Evet. Hanımıyla beraber gitmiş kafa açmış. Eşeğin dedi elinden tutuyorsun dedi. Hemen geliyorsun. Baba, eşeğine gel dedi. Yalana bak yalana. Yalana bak değil mi hala ya. Dün öyle. Lan bağlayın ya şunu ya, bağlayın konuşma ya. Be. Bir dakika. Dün sen babanla konuşup demedin mi? Ben tek geliyorum o da Ankara'ya gidiyor diye sahtekar. Lan sana. Lan daha öncesini diyorum. Lan yalan konuşma. Lan bir dakika. Daha öncesini diyorum. Ay yeter lan. Kafam şişti ya. Daha öncesini diyorum Akif, ya. Akif Allah aşkına. Şunu soruyorum. Baban pazar günü müydü? Cumartesi ne zaman aradı? Ya abla geçen hafta aradı. Bak bağlayın ya. Ben şunu telefonda senin söylemeni söylüyorum. Telefonda sen babana ne zaman geleceğini söyledin. Demişsin ya ona geçen Antalya'ya. Tamam. Geçen hafta aradım ne yapıyorsun baba dedim. Sana eşinle Antalya'ya gel derken eşin ya, derken Melisa'yı mı dedin? Ya he. Bütün elinden tuttu da Antalya'ya geldim. Ne kafa güzel. Açtım. Kafa açtım küçük bir ondan yerinde. Sonra da. Simit satar. Bakın, sen de masada durursun. Bakın, kötü bir şey demedin ki bağlayın ya. Tamam. Ondan sonra da cumartesi günü bu babasını aradı. Babasına dedi ki ben dedi yanına geleceğim senin dedi. Tamam. Babası da her ne sorduysa tek geliyorum. O da Ankara'ya gidiyor tamam, dedi. Tamam o da Ankara'ya gidiyor ben de tek geliyorum dedim. Kötü tamam, bir şey demedim söyledi. Sana. Sonra şuradan kalalım. Sen bunu söyledin Melisa'ya. Ben söyledim. De babamın yanına gidiyorum dedin. Yolda Allah söyledi kötü bir ben şey otobüsteyken. Sen Ankara'ya gidiyorsun madem ben de babamın oraya gidiyorum. Ben de babamın yanına dedim. Gidiyorum. Şimdi buna gelelim. Sen bunları duydun Sakarya'da indin geri döndün. Bana nereye bunları... indin de geri döndün Sakarya'da? Sakarya'da ben indim otobüsten. Tam o esnada Allah yüzüme baktı İstanbul'a giden bir otobüste o otobüsün yanındaydı. Hı hı. Adama gittim dedim abi dedim böyle böyle benim acilen dedim İstanbul'a geri dönmem lazım dedim. Ne kadar abi bilet dedim 250 200 liram var abi dedim Allah rızası için bindim otobüse geldim. Oradan da taksiyle senin geldim. Senin peki dönme amacın neydi geri dönme amacın? Dönme amacın? Amacım bu ettiği küfürleri burada da etmesi. Hani çok hı. güçlü ya hı hı. erkek ya. Erkekliği sadece bana söküyor. Allah ben Allah. Güçsüzüm arkamda Allah kimse Allah. Yok ya.
Özlem gibi kadınların arkasında savunanı var, var, var ona gücü yetemez. Ama benim arkamda savunanım bir ailem olmadığı için gücü bana yetiyor. Kurban olayım ya, bir şey söyleyin ya. Bir şey söyleyin ya. Bir sorayım bari tamam hadi izleyicilere. Kim konuşmak istiyor? Kafayı yiyeceğim abi, kurban olayım ağlayacağım ya. Tamam. Şimdi burada. Sen ne yapmak istediğin farkında değilsin. Ya abla, hem onu götürüyorsun ya, hem onun peşinden bu gidiyorsun kızım. Bu sahte kere inanıyorsunuz Allah'ım. O zaman sahte kere gitme onun peşine. Ablacığım ben seni zaten gidiyordum. Seni kimse kabul etmiyor ben ki. Ben zaten gidiyordum. Gitseydi. Tamam mı? Böyle küfürler edip bana böyle oyun yaptığı kartı kapattığı için ben tekrar geri döndüm. Tekrar bunları duymak için mi geldin? Git o zaman yerine. Bu da gitsin babasının yanına. Ya ben kötü bir şey demiyorum ya. Kötü bir şey demiyorum ya. Eşyalarını çöpe atacağım diyor adam. Gitsin, sen ona imkan vermiyorsun. Kim eşyalar çöpe atacak? Sen de git diyor buna. Bir dakika. Öyle dedin mi? Eşyaları ne yaparsan ya yap Esra diyor. Ya Esra Hanım. Otelde ben eşyaları yıkattım. Tabağa tık tık kapı çaldı. Eşyalar geldi. Ben dolaba dürdüm, koydum. Tamam sen güzelce. Telefonda onu kışkırtacak. Eşyalarını çöpe atacağım dedin mi? O ya yoldayken. Vallahi demedim. Tabii. Bir şey demedim tabii. Ya. Demedin. Bahala ya. Küfürleri edemedim. Ben o mesajlarda tek bir kelime küfür etmedim tamam, sana. Tamam etmedim. Benim sen sadece durma gider. Sen küfür ettiğin için ben buraya geri döndüm. Allah'ım yoksa ben şu an burada olacaktım. Akif, Akif ya. Ben seni telefonla aradım değil mi? Evet. Sen bana dedin ki, bana bir şey söyledin. Ne söyledin? Ben ayrılmak istiyorum dedin değil mi? Defol git. Hadi ya benim kanıma dokunan, benim yüreğimi sızlatan. Yüreğim mi var lan senin? Niye diyorum ya, Instagram'da benim numaramı verip de paylaşıyorsun ya. Sen de yürek olsa. Tamam. Sen de yürek olsa. Yanında bir dakika, bir sahip çıkarsın. Bir dakika. Akif. Allah'ım. Bana sen ne istediğini söyle. Allah'ım. Sen ne istiyorsun? Kafayı bozdum ya. Hastane müstane yok mu buralarda? Var. Bak, Akif. Yok mu ya? Canım Akif benim soruma da cevap vermiyorsun. Sen. Bana ya. Pişkin daha bahala ya. Lan şunu çıkarın ya. Çıkar şunu ya. Senin babanın yanında mı bura? Benim sorumu duymuyor musun? Sen ne istiyorsun? Ayrılmak mı istiyorsun? Ablacığım ben kötü bir şey dediğim yok. Soruya cevap vermiyorsun. Diyorum ki bak diyorum ki akıllı ol, adam ol, insan ol. Ne olursa olsun bak rezil etme diyorum. Ya benim Instagram'ımda orada tamam, sen niye paylaşıyorsun zaten diyorum. Niye ya? Sen niye küfür ediyor? Küfür benim küfür etmeme ya laf ediyordun da. Küfür ediyorsun diyor bana ya. Beni rezil ediyor, bana küfür ediyor diye gelip burada Esra Hanım'a tamam, anlatıyordun. Tamam ben de sana diyorum ki tamam küfür etmiş olabilirim. Tamam kötü bir şey. Tamam kötü peki bir şey. Peki şu doğru olur mu? Diyorum ki niye rezil ediyorsun, numaramı niye yazıyorsun diyorum ya. Akif peki şu teklif doğru olur mu? Bir süre bence siz ayrı kalın, biriniz vallahi billahi kesin ya. Kurban İstiyor musun ya bunu? Mesela seni Antalya'ya yollayalım, ister misin? Defolsun yanına gitsin. Bahalı ya, bahalı defolsun gitsin. Ya sen onu bırak ya, bana cevap ver. Ya ben Antalya'ya gideyim ya. Gider gideyim, misin? Olayım, yalvarayım size ya. Gideyim, vallahi gideyim ya. Güle güle. Teneke bağlarım. Saçlarım da ak çıktı, aynaya böyle bakıyorum, ak var ya. Fesatlığındandır o. Bahala peki ya. Sen Allah'ım. Sen dün bizim arkadaşlarımıza demiştin ki artık Melisa'yı istemiyorum, tamamen ayrılmak istiyorum. Güle güle. Tamam abi, sıkıntı yok diyorum, kötü bir şey demiyorum ki sana ya. Allah'ım sen niye rezil ediyorsun diyorum ya. Aynen. Bana ya. Melisa sen ayrılmak istiyor musun? Sıkıntı yok. Ya. Sıkıntı yok, bir cevap değil. Bana bu zamana kadar yaşattığı günlerin bedelini ödesin. Hı. Bedel bahala bekliyorsun. Bedel dediğim yani şu. Tamam onu soracağım para birazdan. Para vaktimiz değil yok. Para anlamında değil. Beni her yerden etti ya. Beni evet nasıl oralardan ettiği gibi beni alsın oraya koysun geri. Ben başka bir şey istemiyorum. Peki şimdi Melisa ben... Bir sorum daha olacak size. Özlem de orada bakıyor, yere bakıyor hep. Diyor ki bence içinden benim dediğim her şey işte doğru çıktı diye. Tebrik ediyorum. Güzel. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Bu arada Özlem senin durumunla ilgili de gelişmeler var. Şimdi eşinle de konuşuyoruz bu boşanma süreciyle ilgili. Peki Özlem sen ne düşünüyorsun Melisa ile Akif'in yaşadığı bu duruma? Çünkü ben burada ne düşünüyorum? Her konuda size yine dediğim gibi ben burada Akif'i suçluyorum. Çünkü benim başımı kadar aynasıydı. Aynasıydı. Yani biz erkekler için beraberken çok iyiyiz. Ama ayrıldık mı hep biz kötü oluyoruz. İşte şunu istiyoruz, şöyleyiz, biz kötüyüz. Ama dediğim gibi ben Melisa'yı burada haklıyorum. Hı-hı. Ben size baştan dedim. Ne Melisa dedi? Yani, seviyor. Melisa seviyor. Peki Akif? Ben dediğim gibi sevmiyor, istemiyor. Seven bir insan sevdiğin yanında her zaman. O gün Melisa bir laf etti.
Bir seven adam bir ev kurur, çorap satar, limon satar, eşine sahip çıkar. Otellerde bekletmez diye, değil mi? Aynen, o söz gerçek bir söz. Peki. Seven adam bunu yapar. Akif diyelim ki Melisa'yı sevmiyor. Seni seviyor mu? Hayır tabii ki de. Bana bu teklifle geldi ama seviyor demem. İftira kesinlikle atmam. Sen yani bana bu teklifle geldiğinin doğruluğunu arkasında... Evet, doğruluyorum. Sen aynen. Sen ne düşünüyorsun Melisa? Gelmiş midir bu teklifle? Gelmişti. Şimdi buna inanıyorsun. Böyle bunları yapan bir insan bunu da yapmıştır. Hala bunları yapan diyor ya. Bunları yapan diyor. Ben ne yapayım şimdi ya? Peki soralım Melisa'ya. Bunları yapan bir insandan ayrılacak mısın? Evet. Ama benim tek şartım var. Beni aldığı gibi aldığı gibi yere geri götürecek. Aldığı gibi diyor. Aldığı, aldığı gibi aldığı yeri. Ne demek bu? Yani teyzemin evinden beni nasıl çıkardıysa kavgayla, dövüşle, beni onlarla kötü ettiyse barıştıracak seni. Barıştıracak, kötü beni oraya ya. Koyacak adam kötü gibi. Ben de ya. Orada işimi bulacağım, ya. Çalışacağım. Bitecek. Peki Melisa Hanım, size bir soru. Siz Akif'i aldığınız gibi bırakacak mısınız? Ben şimdi onu bakın, almadım. Buraya anneniz bağlandı. Sizle ilgili soru sorarken 18 tane pidenin, kıymalı pidenin hesabını sordu. Babanız da sizle görüşmek istemiyor. Akif'e de her gün neredeyse 2-3 güne bir hakaret dolu şeyler, hareketler sergiliyorsunuz. Hayatınızdaki bütün işleri Akif'in engellediğini falan söylüyorsunuz ama işler bağlanmış değil yani. Gidip bulabilirsiniz iş aramak ve bulmak istiyorsanız. Arıyorum da. Yani işin gerçeği bir insanın sosyal medya hesabından o adama hakaret edecek şekilde bütün orada onu görenlere hakaret edilmez. İnsanın onuru bu şekilde zedelenmez. Kendisi benim onurumu gururumu zedelerken niye hakaret edip küfür edip bana onlara baksa? Siz rıza gösterdiniz. Peki, sonradan affettiniz. Sakarya'da niye döndünüz siz? Niye döndün sen? Bu küfürleri ettiği için döndüm. Sen gitseydin işte, küfür de ediyor sana madem. Ama şöyle, benim yanımda bir garantim yok. Kartı iptal ettirmiş, kartı kapattırmış, yol hali. Bir şey olsa ben el alemden mi para dileneceğim bana para ver diye? Sizin kartta ne kadarınız var ki? Toplasanız 300-400 anca var. Ya Esra Hanım, bak kartın şifresini değiştirsin. Hadi onu. Ben de diyorum ki, kötü, bak kötülemiyorum. Diyorum ki. Kötüleyecek bir senden, tarafın yok bak, çünkü. Ben senden ayrılmak istiyorum. İstiyor musun ayrılmak? Bitti. Güle güle. Bak bitti. Bak bitti. O zaman bir dakika, bir daha sorayım. Ayrıldığın zaman ayrılırken sen benim numaramı orada paylaşıyorsun. Niye paylaşıyorsun? Sen bana, yani bana adam gibi gelip deseydin ki Melisa, Allah belanı versin, her neyse. Sen gidiyorsun her nereye gidiyorsan, tamam mı? Biz bir süre ayrı duralım. Ben babamın yanına gideyim. Ya bir beni dinler ya, misin? Dedim, bir beni dedim. Dinler misin? Ben babamın yanına gideyim. Orada bir müddet durayım. İşimi gücümü kendimi toparlayayım. Sonra sen de orada çalış. Sen de kendini toparla. Düşünelim. Eğer bu iş olacak gibiyse tekrar birleşip mutlu bir şekilde devam ettirelim bu ilişkiyi desen amenna giderim. Ama sen bana gelip de küfür, hakaret, tehdit, kart kapattırma, parasız kart koyma kapattırma yaparsan ya. Kart gitme. Diyor ya. Adam gibi deseydin giderdin. Ya kartı niye kapatayım? Ben de sana şimdi diyorum ki. Şimdi siz birazcık bence bu durumda ya, bir sakinleşip Esra, bu konuyu iyice şey değerlendirmek sadece lazım. Sadece tek kelime soramıyorum. Ya bu para normalde para yatırmayı bilmiyor. Tamam ben onu bilmiyorum. Bilmiyorum, ayıp değil. Bilmiyor. Ayıp bir şey değil. Ben diyorum ki karttan diyorum, şu karttan diyorum ben 25-80 şu kartı ATM'ye soktum diye. 25-80 girdim mi para çekme veya yatırma dediğinde nasıl çekiyor da diyorum, bu gidince parayı nasıl çekemiyor, ben onu anlamadım diyor. Şifreyi söylemezsen yanlış şifre diyor. Olur. Giderken 25-80 dedim ya. Şimdi ben bu durumla ilgili hem de daha da detaylı öğrenip sizin de karar vermenizi istiyorum ki bana gerçekten bir kararla gelirseniz biz ayrı ayrı olarak da size yardımcı oluruz. Şimdi birazcık o konuda düşünmek gerekiyor. Bir Filiz Hanım, son sen bir şey söyleyecek misin ha? Ben Akif'e söyleyeceğim. Akif, seni hiç bu kadar kararlı görmemiştik. Tutarsız davranışların var ama bu ayrılık konusunda hiç bu kadar kararlı görmemiştik. Seni bu kadar çok etkileyen özlem mi? Bunu merak ediyorum. Özlem diyor ya. Adamlar özlem diyor. Tutturmuş öyle. Bence ya. Özlemle hiçbir alakası özlemle yok. Özlemle hiçbir alakası yok. Allah kurban oldum. Allah dilerim mutlu olsun. Ona bir şey demiyorum ki sadece. O yüzden mi çıkıp geldiğinde kıskandın? Benim zoruma, kanıma dokunan, yüreğime dokunan diyorum. Niye Instagram'da numaramı paylaşıyor? Kurban olayım ya. Söyleyin bir ya. Söyleyin bir ya. Instagram'dan ama önce olay ondan başladı. Önce sen diyorsun ya, hani ayrılalım artık, ben de Antalya'ya evet. Gideyim gibi. Ya evet. Esra Hanım, benim o mesajı dediğim attıktan kelime, sonra ben tamam, paylaştım. Tamam, benim dediğim kelime, teyzene git. Bak teyzen de dur.
Ben de yarın dedim eşyalarımı alayım, babama oraya gideyim. Hı. En azından bir ay çalışsam çağır. Ben de dedim çağır. Ki şaka mı yapıyorsun sen ben dedim. Ne ben ne yapacağım dedim. Diyor. Ben Bahala. Ne olacağım dedim, eşyalarım var orada dedim. Yolda kalsam, izde kalsam, hadi eve giremedim ne olacak dedim. Yani ayrılalım dememiş aslında. Hayır, ayrılalım diyor yani. Ben babamın yanına gideceğim, sen başının ya, çaresine bak diyor. Ya ayrılalım kelimesini kullanmadın başının ki. Başının çaresine bak ne demek? Ki. Teyzen yanına git, ben de babam oraya gideyim. Bir ay çalışsam fayda diyorum. Başının çaresine bak. Melisa acaba sen gitmesinden mi, bir daha geri dönmemesinden mi korkuyorsun? Nasıl yani? Yani gidecekti Antalya'ya, bir daha geri dönmeyecek. Ya ister dönsün ister dönmesin. Benim dediğim şu, ben ondan para mura istemiyorum. Hı. Beni aldığı gibi götürsün o eve. Aldığı olsun. Gibi diyor da hala. Şimdi, aldığı gibi bak, diyor bir şey da söyleyeceğim. Hala. Biz seni oraya ki. Gönderebiliriz. İstersen Ankara'ya gidersin ama beni aldığı gibi oraya koysun. Şimdi zamanı geri alamayız. Bunu kimse Hayır, yapamaz. O da o yapamaz. Anlamda değil. Üstüne belki sen ilişkini düzeltmek için sen bir şey yaparsın. Akif de bir şey yapamaz ya, ki. Ya aldığı gibi oraya koyarsın diyorsun ya. Beni diğer programa niye çıkardın bir. Evet. Buraya niye çıkardın iki. Çıkmasaydın. Çıkmasaydın diye bağladım ayağına. Diğer programda çıktı, ondan sonra aradılar kimse da. Kimse seni burada sen zorlamıyor çık diye. Beni rezil etmedin mi ya, hayatımız burada kurtulacak kimse demedin mi ya. Kimse seni zorlayarak çıkarmıyor buraya. Zorlayarak mı? Kendin istemesen adımını atıp da giremezsin. Ben de sana diyorum ki sokağın ortasında hayatımız kurtulu, gidecek yerimiz yok. Yalvarmadın mı bak, ya? Bak o zaman bir buçuk tabii, şey. Yalvarmadım desene. Bir dakika. Siz bir bence karşılıklı ya da sonrasında bir Allah'ım düşünün. Kurban olduğum ona ya. Göre karar verin. Ayrılacak mısınız? Ya. Birlikte mi olacaksınız? Yoksa hep böyle devamlı kavga, o onu bunu yapıyor. Yani kötü kötü hareketler de yapıyorsunuz. Bir düşünün.